Merhaba Güreş Türkiye halkı. Merhaba bizi YouTube'dan dinleyen, yarın dinleyecek olan birçok kişi. Merhaba bütün güreş severler. Sabahki Raw Show'unu konuşmak için ben Mehmet Duvettinler, Buğra Gür The Pips, Eren Nur, Luka Wizard ve Salih Headlock Master buradayız. Mehmet, Roman Reigns hevesi geçti Vince McMahon'ın diye haberler düştü. Artık bayrağı Braun Strowman devralacağı söyleniyor. Ne diyorsun, son mağlubiyetten sonra sence böyle bir şey mümkün mü? Onlar haber değil, onlar şey. Olanlara göre şey, editör yorumu onlar. Yani arka alandan haber değil onlar. Yoksa Vince McMahon'ın kendisi, hani bir ara vardı ya Fuat Avni. Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci karakteri mi ne diyorlardı Fuat Avni için. Öyle bir şey mi yoksa yani? Servis ediliyor medya haberler. Ne diyorsun? Ya haberlerin medyaya servis edilmesi değil. WrestleMania'dan sonra da o şey çıktı. Geçen yıl SummerSlam'da Lesnar Reigns push edince gene çıktı. Haber değil onlar. Editör yorum. Yani abi şey zaten güreş dünyasında haber diye çıkan şeylerin %70'i haber değil yani. Editör yorumu ya da bütün ihtimallerin söylenmiş olma şeyi hali. Türk yani, sporunda var ya, öğrenildi haberleri. Ancak olabilir, olmayabilir. Hayır. Şey var ha. Çok yakınları işte güreşçilerin, pardon, futbolcuların çok yakınlarına söylediği şeyler doğrultusunda diye haberler var ya. O tarz bir şey olabilir mi acaba? Abi futbolcuların çok yakınlarına söylediği, onlar da fanatik fotomaç haberi. Fanatik fotomaç ne zaman doğru haber? Roman da demiş. Roman ile alakası yok. Lesnar 434'ü kırsın diye yeniliyor Roman. Hepsi bu demiş. Bu da farklı bir bakış açısı. Niye böyle bir şey olsun ki abi? Yani 434'ü kırdırmak istiyor olabilirler. Onda bir sakınca yani şey, hani o evet doğru olabilir. Yani ama Roman'ın yenilmeleri genelde şey, sürpriz olsun diye galiba ya, son ikisi. Hem resmi hem tipilerini yanıltmak için. Hakikaten yani çok büyük sürprizdi ikisi de. Yani özellikle WrestleMania çok büyük. İlk uyuyakalmışım. Hani şey, yani sürpriz olsun diye artık bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ve en büyük sürpriz de herhalde Lesnar artık kaybedecek derken kaybetmemesi bir türlü. Yani ama şey, yani ne Roman Reigns'ten vazgeçme, öyle de düşünmüyorum ben bunu ya pek. Evet yani şimdi nasıl denir? Bloklar arasındaki uyum, anlatabiliyor muyum? Yani Roman Reigns bunu sağlıyor. Burada bloklar kim peki? CM Punk'la şey mi burada bloklar? Bilmiyorum. Ömer Ründül gibi bir yorumcu lazım profesyonel güreş camiasına demişler. Ben de bloklar diye girdim direkt. Hangi bloklar bilmiyorum yani. Kolektif Ömer güreş diye bir ara sorar. Kolektif güreş diyorsun yani. Evet, o zaman Raw konuşalım mı? Olur. Böyle segment segment gitmeyeceğiz. Parça parça gideceğiz. Benim sorularımla gideceğiz. Ama gene şovun açılışından, hani kronolojiyi çok bozmayalım. Bugün bir altılı maçımız vardı. Roman Reigns, Lashley Strowman vs. Kevin Owens, Sami Zayn, Jinder Mahal. Roman Reigns, Great Royal Rumble'daki maçı aslında kazandığı ortaya çıktı bugün. Evet. Hani yere ayakları ilk değen kişi olduğu ortaya çıktı. Bu arada Royal Rumble maçı mı bu? Olur mu öyle şeyler diyen arkadaşlar, göt olduğu için de çok mutluyum. Yani Strowman hakem hatası, pardon, Lesnar hakem hatasıyla kemerini korumuş. Roman Reigns'e bir şans daha gelir mi? Ve bunu Money in the Bank'e alıp, yani normal bir maç için kullanma ihtimali var mı? Hani bir daha öyle aday olabilir mi? Ne diyorsun Buğra Gür? Ya Roman Reigns için bence artık bütün kapılar kapandı. Rotunda da demiş, Russell'a da boş boş ekrana baktım, çok üzülemedim de demiş. Ya artık Roman Reigns'in gerçekten Jinder Mahal'le falan karşılaşması gerekiyor. Çünkü artık bu mağlubiyetler seviye düşürtür insana. Roman Reigns'in seviyesinin momentum olarak da şimdi gözlemlemek gerekirse, YouTube'a Roman Reigns videoları atıyorduk.
işte 40 bin izleniyordu şu WrestleMania'daki maçtan önce 50 bin izleniyordu basit bir Roman Reigns segmenti. Şimdi atıyoruz 10 bini 15 bini zor buluyor. Yani Roman Reigns'in de momentumu hem seyirci gününün gözünün önünde hem de senaryo storyline anlamında bana göre düştü. Salih sen ne diyorsun? Yani Roman Reigns Money in the Bank'e kadar yürüyüp çantayı alıp hani normal bir maçta cash'in yapabilir mi? Hani şey düz bir maç yapabilir mi? Sanmıyorum da ben Roman Reigns'in gözden düşünü falan düşünmüyorum. Bu klasik Roman Reigns'in salma ayları yani. WrestleMania'ya doğru yine bir feud bulur, yine bir main event'e kapak atar Roman Reigns. WrestleMania'dan önce tekrar kemeri alamaz mı diyorsun? Sanmıyorum yani. Yani o hakkını kaybetti ama WrestleMania'da hala bir main event'te oynayacağını düşünüyorum. Lesnar 2 yılı yani kemerle mi geçirir? İnşallah geçirmez. Ama geçecek gibi duruyor. Roman'a underdog senaryosu yazıyorlar. Ne demiş Rotunda. Böyle bir şey var mı ya? Bir kere oldu ya. Böyle bu yaşandı yalnız ya. Roman Reigns'e bir underdog senaryosu yazdılar gerçekten. Yani buna şahit olduk yani. Lesnar karşısında yazıldı. 32'de Triple H karşısında yazıldı. Yani yazıldı da yazıldı. Daha ne underdog yani? Erdem'in diğer tarafından soru soracağım o zaman. Pay-per-view'a da açıklandı. Lashley Strowman vs. Sami Zayn Kevin Owens maçı. Son 3 haftadır düzenli olarak dev ikili bu diğer arkadaşlarımız, sevdiğimiz arkadaşlarımızı tokatlıyorlar. Pay-per-view'da bir olay olur mu sence yoksa gene dümdüz bir tokatlama maçı mı izleriz? Bence olur çünkü WWE'da Lashley'den istediği şeyi alamadı. Hani o reaksiyonu veya işte beklediği momentumu falan pek karşıladığını zannetmiyorum. Onun dışında ya yani büyük ihtimal Lashley heel turn falan yapar. Diğer tarafta çok kazanmasını istedim. Sami Zayn ile Kevin Owens. Mucizevi bir şekilde galibiyet alırlar diye düşünüyorum. İnşallah yani Lashley Strowman bana göre takım olarak da bir süre gidebilir çünkü Atos, Octane, Woken, Hardys falan hani güçlü takımlar oldu bir anda şeyde. Yani belki o takımda iş yapabilir ama bakacağız yani. Ama şey yani Backlash'tan sonraki Raw main eventlarına ben de Lashley vs. Strowman hazırlandığını düşünüyorum yani. O zaman Lashley hareket satamıyor. Böyle bir şey var mı ya? Ozan Ateş bugün çok ofansif. Lashley ne yapabiliyor ki abi? Ooo! Lashley hareket yemiyor ki şu sıralar. Ya Lashley geldiğinden beri kaç tane hareket aldı da yedi. Yani hareket satıyor satamıyor onlar o kadar da şey değil ya hani. Çok abartı hatalar yapmadığınız sürece. Ki abartı hatalar yapsanız da WWE'de main eventer olabiliyorsunuz yani. Greatest Royal Rumble'daki Jinder Mahal boşunu hatırlatmama gerek var mı? O neydi ya? Abi yani hani şey boçmanyaların kralı bir tane Kali Batista var ya hani Batista'da zıplayarak düştüğü. İntrosu var. Benim onunla yarışacak tek şeyim yani hani WWE'de. Gerçekten. Hani, hakikaten. O boş da efsane ha. O Batista'nın ivmelenerek. Ama abi yani Jinder'ınki de net yarışır yani. Hani abi inanılmazdı. İnanılmazdı yani. Ay madem boşluğa düşüyor. Tekmeli işte adamı yerde. Niye sen de hala düşmeye çalışıyorsun? Yani güreş zekası olmadığı için. Neyse. Geçiyorum demiş. Ben. Jinder Mahal'e, geçmek. Jinder Mahal'e cin çarptı demiş. Ya olabilir ha bu Hinduizm falan. Ben inanıyorum böyle şeylere. Abi Jeff Hardy'ler zaten satanist değil mi abi yani? Bak cidden inanıyorum ben bu Hinduizm'de şu bu metafiziksel olaylara falan. Bunlar olabilir yani. Değerlendirilmeli. Evet. The Lone Man demiş baba bu adam zamanında Nakamura'ya hakaret ediyordu Allah çarptı diye. Evet yani ona spastik derseniz böyle olursunuz yani. Yani. Chatbox'a kimsenin Jinder Mahal'i savunmaması ya dünya tersine döndü galiba ya. Hayır artık şey yani ne bileyim
Jinder Mahal savunmanın havası geçtiyse artık yani aşıkları dışında. Arkadaşlar bir yıldır vasat övücülerle uğraşıyoruz yemin ediyorum. Hani yok yani ben hiçbir şey demiyorum. Bu arada bitirmeden bir şey diyeceğim. Strowman gelse de hiç Roman Reigns'le tokalaşmadı. Ne kurtarma segmentinde ne maç kazandıktan sonra. Yani WWE yani heel turn face turn'dan sonra hep böyle şey eskileri unuturdu ama hani artık en azından 2 ay öncesini unutmadan hani yürümeleri karakterlerin arasındaki ilişkilerde çok hoşuma gidiyor benim. Biraz daha mantıklı şeyler görüyoruz. Değil mi sen? O da adama şey... sandalye attı zaten ne tokalaksın. Ha? Adama sandalye attı zamanında. Yani ama şey yani hani o zamanlar heel'di, rakipti. Şimdi birlikte yapmadı daha... kalmadı yani. Daha. Ama WWE işte. Ben biz ve Sinan'ın yani birlikte çalıştıkları zamanları da biliyorum böyle. Hani Sinan'ın Miz adamdır çektiği zamanları falan da biliyorum karşılarındakine. O yüzden hani kötüydü ya. Devam ediyoruz zaman. Raw takımlar şampiyonluğu. Bray Wyatt ve Vokum Metardi çok efsane bir Photoshop segmentiyle karşımızdalardı. Ancak şeyde Backlash'te rakipleri yok. Backlash'te onlara biri rakip olur mu? Authors of Pain yerel güreşçi tokatladı. Karşılarına çıkar mı? Çok mu erken? Salih. Yani show bu hafta mıydı? Evet bu hafta sonu. Bu hafta pazar. Abi nasıl eklesinler ya? Bir de 3 saatlik bir şey. Ben hayal kırıklığına uğradım o yüzden. Ben şuna söyleyeyim. Strowman Lashley falan hepsi kısa bitecek yani. Böyle 10 dakikalık Raw maçı izleyeceğiz hepsinde. Sanmıyorum bunun gerçekten ben. Yani Bray Wyatt, Woken Ardis, Pay-Per-View boş mu geçer? Yani boş geçer. Belki işte kickoff'a gelip promo keserler falan. Peki. Eren Nur sen ne diyorsun? Ya ben de pek sıcak bakmıyorum. Çünkü hani kickoff'a konulacak bir takım da değiller sonuçta. Hani 3 saatlik show gerçekten kafaları karıştırıyor. Yani Big Big Mad'dan WWE şampiyonluğu ile Samoa Joe ile Reigns maçını abanacaklar süre olarak. Diğer maçlara otomatik olarak kısacaklar. O yüzden pek beklemiyorum ben takım maçı. Ya ben Samoa Joe Reigns demişken tam hani o maçın storyline'ından bahsedemedik. Hani çok güçlü bir çok güzel bir maç bekliyorken brandlerin ayrılmasıyla birlikte iki güreşçinin brandinin ayrılmasıyla birlikte maç çok anlamsız bir hal aldı. Bu ikisinin çekişmesi de ortada bir kemer olmayınca hani baharatı olmayan bir yemek gibi duruyor. Bilmiyorum yani ben hiç heyecanlanamıyorum bekleyiş için. Ben yarın hani Joe'nun yarın ne yapacağını gördükten sonra SmackDown'da bu konuyu daha detaylı konuşuruz diyordum. Abi Joe'nun motivasyonunu ben anlamıyorum. Yani seni Lesnar yendi bir kere de ben yenmek istiyorum mu yani. Motivasyon çok garip abi. Yani ilk geldiği zaman da yani sen sürekli bahaneler uyduruyorsun. Gel ben sana Backlash'te bir göstereyim hani buraların ağası benim. Sen oradan gittin abi. Raw'dan gittin. Niye hala bu maçın peşinde? Ya bu maçın Brent ayrıldıktan sonra bir anlamı da yoktu. Çünkü patron benim diyerek geldi Joe. Tamam abi o oranın patronu sen buranın patronusun. Şimdi aynı şekilde senin gibi düşünüyorum. Bu Joe'nun da Reigns'in de bu maç için bir motivasyonu olmamalı. Ama üstüne düşmeye çalıştılar bu hafta. Ben açıkçası bir seyirci olarak heyecanlanamadım. Yani maç güzel geçecek bence ama hani feud olarak evet beklentinin ajansında kaldı. Çünkü Joe sürekli olarak sen Lesnar'a kaybettin. Sen Lesnar'a kaybedeceksin diyordu. Arada bir tane daha Lesnar maçı olunca feudun ortasında. Hani şimdi yani en sonunda soracağım zaten de hani şey epey bir o senaryoları sekmeye uğrattı mı? Neye? Sekteye uğrattı hani. Yani. Peki devam edelim mi o zaman? Olur. Kadınlar divizyonuna geçelim. Alexa Bliss Nia Jax maçı olacak. Ama bu arada Alexa başka şeylerle uğraşıyor. Karşısında bir de Ronda Rousey'i Natalya'yı almak için. Bugün de yani neredeyse hem Ronda'dan hem Nia Jax'ten dayak yemeyi başaran ilk kadın olacak da aynı şovda. Ama yırttı.
Şimdi öncelikle Eram Nur, Ronda Rousey Natalya şeyini, aşkını nasıl buluyorsun? Ya bana göre yapay geliyor böyle işte Ronda'nın Natalya'yı arkalarına götürmesi, işte sonra sarılmaları falan. Hani klasik Natalya bu. Yani 100. kez heel turn geçirecek. İşte Ronda'yı o ara oyalayacaklar diye düşünüyorum. Hani mümkün, mümkün. Peki Buğra Gür, sence Alexa Bliss Backlash'te kemeri alıp Ronda'ya kadar götürebilir mi? Ya tövbe Allah'ım, amin ya. Ne diyeyim, bilmiyorum ki. Şimdi geçen sene Charlotte'ın kemeri kaybedip iki tur bindirip geri almasına benzeyecek o olay. Lütfen olmasın ya. Ama Nia Jax'e de gidebilecek bir şey yok. Bilmiyorum, bizi şu vasat Alexa'ya mecbur bıraktılar. Nasıl forumdan ve hani profesyonel güreş takip eden insanlardan nasıl işte Jinder Mahal'i sevmek zorunda bırakıyorlarsa, Alexa'ya da mecbur bıraktılar benim gördüğüm. Alternatif çok var ama değerlendirilmiyor. Şu an kemere de en yakın isim Alexa gibi duruyor. Olursa da niye oldu demem yani. Bir anlam var benim için. Yani ben şeyi düşünüyorum hani şimdi. En başta hani Rol Kadınlar Kemeri'nin Asuka'ya geçmesi planlandığı için Alexa bu kadar uzun süre tuttu kemeri. Hani o büyük isme geçirecek. İyi heal'dı çünkü. Şimdi ortada gene kemeri alacak büyük isim var yani. Yani WrestleMania'ya kadar bir noktada kemeri alacak ya da WrestleMania'da alacak. Gene iyi bir heal'a ihtiyaç var ve yani Raw kadrosunda daha iyi bir heal kadın yok. Alexa abi yaratılmadı yani, çünkü yani yaratılmadı. Sevin sevmeyin, Alexa Bliss yani gördüğüm en iyi heal kadın karakterlerden biri WWE. Ay peki SmackDown'da var mı yani? Güzel soru. Yok. Yani heel karakter yaratmaya kadınlar divizyonunda pek şey yapmıyorlar gibi sanki. İstekli davranmıyorlar. Ne diyorsun? Karmela geliyor, yaptığı cringe şeyler yani. Alexa Bliss'in de cringe. Ya of, iki tarafta Carmella'da da birer kişi sayılırdı. Ay Carmella da ayrı bir kanser yani. Rotun da demiş. Nia Jax kemerle SummerSlam'a kadar gider ya. Bliss kazanabilirdi abi aslında ama şu durumda zor. Abi çok zor ya SummerSlam'e kadar kemer. Ya bana imkansız. Nia Jax iyi bir şampiyon olacak biri değil abi çünkü. Yani ve şey yani WrestleMania'dan beri de bunu görüyoruz zaten abi. Yani iyi bir şampiyon değil. İşte Ember Moon'u yanına alıyor. Geliyor birileri. Üstüne atlıyor onu. Kendisi hiçbir şey yapmıyor şu anda. Hani kemeri alana kadar abi iyi bir contender. Ama iyi bir şampiyon değil. Hele uzun süreli bir şampiyon hiç değil abi. Big Show sendromu. Big Show da yani kemerin ucuna gelene kadar çok iyidir. Ama kemeri aldıktan sonra kansere döner. Her seferinde aynı şey oldu. Bunda da aynı şey yani hani dev isimlerin bir şeyi o mesela yani. Braun Strowman bir gün şampiyon olursa o da aynı şeyi yaşayacak. Yani, boşa abi, düşecek muhtemelen. Hani abi Nia Jax 2 ay falan kazansın var ya, bütün forum ah Alexa'nın kemer reyni ne güzeldi de niye bitti de olacak abi. Bak burada söylüyorum bunu, YouTube'a falan da koyuyoruz yani, bak burada söylüyorum bunu yani. Sonra ben de güleceğim hepinize yani. Peki Salih, sana bir şey soracağım. Evet buyurun. Sen Buğra Gür'den daha aklı başında konuştuğun için en azından kadınlar konusunda. Bu şey yani kötü karakter yaratmama şeyi kadınlar devrimiyle alakalı olabilir mi? Herkes iyi görünsün. Olamaz da bu biraz da işte şirketin niyetiyle alakalı yani. Bu kadına devrimle alakası yok bence. Abi öyle bir şey oldu. WrestleMania 32'nin akşamında tüm kadınlar fotoğraf çektirdi. Yarısı birbirine düşmandı zaten aynı maçta. Keyifli. Hatırlıyor musun? Yani, Total Divas'la fotoğraf çektirmişti. Ben şeyi izledim mi? WWE 24 Empowered bölümünde yani herkes bildiğin can ciğer kuzu sarması. Öyle abi zaten hani ya WWE 24 abi network programları şey Kayfa Bey'e dahil şeyler değil. Doğru doğru. Geçenlerde yani bence WWE heel güreşte anladığı tek şey Nikki Bella'yı koymak yani. Böyle sanmaya başladım artık. Alexa Bliss, Nikki Bella böyle. Şey yani abi sadece şey değil hani WWE 24'ler değil şeyler Ride Along falan da ya
hani kayfa tamamen yıkılıyor network programlarında ve yani şey zaten ya, yıl 2018 abi, olması gereken şey de bu. İşin arka alanını görmek zorundayız. Kadınlar divizyonunu bitirmeden önce Sasha Banks sin şeye Riot Squad'a meydan okuyup kaybettiği maçı. Riot Squad, ya Ruby Riot çok kaliteli bir güreşçi benim gözümde. Yani gerçekten çok iyi bir kadın güreşçi. Ve şey yani hani fırsat bu, çok iyi yerlere gelebileceğine inanıyorum. Yani hiç sırıtmadan gelebilecek. Bugün de çok iyi bir maç çıkardı. Ve kazandı da. Yani Riot Squad şey olabilir mi? Yani SmackDown'da WrestleMania gittikleri için çok yamulmuşlardı bir anda ama hani burada hazır WrestleMania gibi büyük bir dönem de yok. Büyük maçlar da yok. Büyük bir heel güç olabilirler mi? Mesela Nia Jax Squad çıkabilir mi? Buğra göre ne diyorsun? Ya şimdi Riot Squad SmackDown'da gösteremediği ışığı bu gece az da olsa bize göstermeyi başardı. Nasıl diyecek olursan ne eksikti Riot Squad'da abi? Ne eksikti? 3 parametrede sayalım güreşçi parametrelerini. Ring içi, storyline'a tutunma ve işte aura, seyircileri ayağa kaldırma olayı. Bu geceki maçta da, dün gece mi oluyor? Dün geceki maçta da bu 3 parametrede bize ışık gösterdiler. Bu umut verici. Riot Squad Raw'a geldiği zaman hani SmackDown'da yapamadıklarını başarabilecekleri konusunda umutsuzdum. Fakat şu anda bilmiyorum, ben ışığı aldım. Eğer bunun üzerine olgunlaşarak devam ederseler farklı şeyler izleyeceğimize eminim. Yani şey bir de ya, Riot Squad'ın şey zaman ilk geldiği zaman tutmamasının sebebi doğru düzgün mücadele koymamasılarıydı. Yani şey, önce Rumble zamanıydı. Sonrasında işte şey, zaten WrestleMania Charlotte'ın kemeri götürecek kesindi. Çok geçiştirme feodu'ydu. Ya yani boşluk zamanında çok iyi yerlere gelebileceklerine inanıyorum ben de. Eren Nur, sen ne düşünüyorsun? Ya ben Riot Squad'ın Raw'a geçmesini onların şeyine, faydasını olarak görüyorum. Çünkü SmackDown'da 2 saatte pek zaman bulamıyorlar. Bazı zamanlar bile yani göremiyorduk kendilerini şovlarda. Böyle rahat saat konusunda sorun olmayan bir brand'e geçmeleri. Hem hani Absolution sonuçta Page gidince hani şey kaybetti. Hani artık o eskisi gibi dominantlığını kaybetti. Hani ondan artık hani dediler ki tamam, Absolution'da aldı. O zaman bütün şeyimizi, stable planlarımızı Riot Squad'a artık yazalım. Kendilerinden açıkçası aktif bir şey bekliyorum yani. Performans bekliyorum. Hani her şovda belki de hani işte baş belaları, işte hani dedikleri gibi teröristireceğiz filan, hani millete kan kusturmalarını filan bekliyorum. Devam et. Ha söyle. Yok, başka bir şey yok. Öksürdüm ya. Pardon. Devam ediyorum o zaman. Şimdi iki maçımız var. Biri Baron Corbin vs. No Way Jose maçı. Titus Worldwide'ın müdahalesiyle No Way Jose galip geliyor. Diğeri de Elias vs. Bobby Roode maçı. Roode'un sakatlanmasıyla Elias hakem kararıyla kurdu. Gerçi kendi kararıyla da olabilir. Tam olarak maçın sonucunu bilmiyorum. Kendisini galip ilan etti ama. SmackDown'dan gelen, SmackDown'da da etkin olan Baron maçlarını kaybettiler. Sen özellikle SmackDown'dan gelenlerin boş kasa olduğunu düşünüyordun Buğra Gür. İkili bir şekilde yükselebilir mi tekrar? Yani en azından birebir feudlarla falan bir şekilde Intercontinental'a falan yürüyebilirler mi? Ne düşünüyorsun? Hangi isimlerden bahsediyoruz şu anda? Bir an emin olamadım. Bobby Roode ve Corbin. Bobby Roode ve Corbin. Ya ben Corbin'in Raw enerjisine uyum sağlayamayacağı kanaatindeyim. Bence Baron Corbin kaybolup gidecektir. Bilmiyorum, çok büyük senaryolar alır. Çok büyük şeyler olursa şaşırırım. Çünkü beklemiyorum yani. Raw'ın temposu çok yüksek. Bu tempoya ayak sağlamakta zorlanacaktır Baron Corbin. Aynı söylediklerim Bobby Roode için de geçerli. Fakat Bobby Roode tecrübesiyle az şeyleri aşabilir. Bakalım. Yani İki isim içinde karamsarım.
özellikle Corbin ilerleyen haftalarda gittikçe daha düşük bir hal aldığını göreceksiniz. Ya bu bir tahminden öte hani yıllardır güreş izliyoruz. 10 kaç sene olmuş? 2008, 2018, 10 sene olmuş. Yani kimin ne yapabileceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorsun. Baron Corbin'in de SmackDown'da kalması bence Baron Corbin'in kariyeri açısından daha iyi olurdu. Şimdi ne olur bilmiyorum. Karamsar. Peki Eren Nur, Elias'la birlikte yürümek istiyor musun hala? Evet. Bobby Roode gerçekten sakatlanmış olabilir mi, bu bir numara mı? Ya bana ne bileyim, ben inandırdım da yani Bobby Roode'un da sanki böyle hani geldiğinden beri gün yüzü görmemesi de ayrı bir düşündüren bir şey. Yani bu alan bari karakter değişiklikler yani heel falan olsun yani, ancak öyle hani toparlanır diye düşünüyorum. Ani düştü. Yani ben de yakında bir heel turn düşünüyorum. Peki yeni soru. Şimdi bakın, 4 isim saydık. Baron Corbin, Noveoza, Elias, Bobby Roode. Elias önceden vardı. Baron Corbin ve Bobby Roode hani sükse yapacak şekilde getirildi. İşte biri promo ile getirildi, biri Roma ile batına sürpriz geldi. Hani Noveoza da eğlenceli karakter falan. Hiçbirinin pay-per-view'da Backlash'te bir yeri yok ama. Ve muhtemelen de böyle birebir feud'ların artık pay-per-view'larda yeri olmayacak. Hani ortak pay-per-view'lar dolayısıyla. Peki nereye sıçacaklar bunca adam, Uğur Agür? Ya Raw'ın uzun süresi, kısa momentumlar, kısa senaryolar bir şekilde sığar diye düşünüyorum yani. Yani peki Eren Nur, söylemek istediğin bir şey var mı bunlar hakkında? Yok. O zaman Raw'un ana kemer feyoduyla devam ediyoruz. Intercontinental Championship. Seth Rollins geldi ve aslında bir çeşit open challenge muhabbeti yaptı. Ben dedi fighting champion'ım dedi, bilmem ne dedi. Finn Balor da geldi dedi. Ben ilk Universal şampiyonuyum. Biz ilkiz şu ana kadar. Gel bu eşitliği bozalım. Onu gene araya dedi ya. Onu gene dedi mi? Yok, demedi. Ama 2-2'yiz dedi. 2-2'den biri Universal Championship maçı. Yani hani ben gene oraya gittim yani hani. Kaçıncı maçları bu? O 5. birebir maçları. Demese de demiş gibi geliyor artık. Segmentte ben ilk Universal şampiyonuyum, seni o maçta yendim demese de demiş gibi geliyor bana. Vücut dili öyle, vücut dili öyle. O kadar alıştım. Yani gelirken böyle alnında yazıyor, yemin ediyorum ya adam. Kafanın içinde yankılanıyor. Alnında yazıyor. Neyse, araya gene Mistoraj girdi falan, girdi filan girdi. Bu arada ya abi, Mistoraj'ın ikiliye yamanma halleri inanılmaz eğlenceli. 2 haftadır çok seviyorum onu. Ama bu işin asıl kısmı main event'taki maçtı. Seth Rollins abi, hani abi face Seth Rollins bu işte bir kere. Yani hani hakikaten yani güreş peygamberi mi? Evet abi, yani inanılmaz bir adam. Finn Balor da çok kaliteli bir isim zaten. Ve ikilinin kimyaları birbirlerine gerçekten uyuyor ve yani yılın şu ana kadarki en iyi birkaç maçından birini çıkardılar. Yani Seth Rollins'in sakatlıktan sonra tempolu maçlarına pek alışık değiliz ama özellikle son diz sakatlığından sonra bugün bu enerjiyi göstermesi Seth Rollins'in kariyeri açısından da mühim ve önemli oldu. Ben bunun ezberden bir konuşma olduğunu söyleyeyim. Abi Rollins diz sakatlığından döndüğünden beri 1 yılı geçti. 1,5 yıl oldu. Ya o son süreden beri, son 32'den beri de bu 6. mükemmel maçı benim saydığım. Yani sen mükemmel mesela Triple H'le olan maçını mükemmel mi sayıyorsun? Hayır. Bana bir saysana o 6 maç. Yani en basitinden sen bu maçı diyorsun, bu adamın 1,5 saat ringde kaldığı şey maçı var, Gauntlet maçı var. Üzerine tüm maçı taşıdığı Shield vs. New Day maçı var. Üzerine Cesaro'yla Sheamus'la kapıştıkları bir maç var. Dean Ambrose'la ilk takım kemerini aldıklarından sonra. Evet. Joe maçı var. Üzerine şey maçında harikaydı. Geçen seneki Fatal 4-Way Universal Championship. Ya çoklu maçlar. Boşver çoklu maçları. Ben tempodan bahsediyorum. Abi,
Sen bütün bunların hepsini Rollins taşıdı. Bütün bunların hepsini Rollins taşıdı. Peki öyle diyorsan öyle olsun tabii. Bak bütün bunların hepsini Rollins taşıdı. Haftalık şovlardaki performansları bu adam inanılmaz. Yani Monday Night Rollins diyor ya kendine. Abi hakikaten sonuna kadar hak ediyor. Yani Seth Rollins faceken muazzam bir ring içi performansı. Mertay demiş. Balor ve Rollins maçları çok sağlam oluyor demiş. Evet bu da yani ya bugünkü de sonuncuydu muhtemelen uzun bir süre için. Hani Balor'ı heel turn geçirecek gibi pek durmuyor ya. Bu ara bir de LGBT'yi savunucusu oldu ya. Kötü ama LGBT savunucusu. Yani o yüzden yakın zamanda heel turn yapacak gibi durmuyor. Çünkü şey yani bir kere hani halkla ilişkiler bilimi bunu gerektiriyor yani. Eren Nur nasıl buldun maçı? Ya çok klas bir maçtı hani normalde geçe geçe izledim bütün Raw'ı. Ama yani bu maçta hani baktım yorumlara, forumda bayağı beğenmişler. Dedim ne kaybedebilirim diye ama bayağı hani Greatest Royal Rumble'dan sonra ilaç gibi geldi. Yani ben maçın sonunda kişniyordum yani öyle kişneyerek izledim maçı yani. Abi hakikaten Avengers Infinity War'u da kişneyerek izlemiştim. Yani o seviye maçtı ya. İnanılmaz yani Seth Rollins'e ben getirsin tapınacağım yani. De ki önümde tapınacağım yani. Ama iki tarafın evet. Güreşe tutkulu olması hani bu ring için de güzelleştiriyor. Öyle tabii öyle. Benim asıl bomba bir sorum var. WWE bunca The Miz vs. Daniel Bryan hype'ı kastıktan sonra Miz'e Intercontinental'ı verip Backlash'te kendisi Raw'a geri döndürür mü? Ne diyorsun bu ring? Ya inşallah öyle bir şey olmaz tabii. Eren Nur sadece böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir şey hazırlıklı değilim. Ben bugün hazırlandım böyle bir şeye çünkü şu çok hani abi Daniel Bryan işte bir süre Big Cass'le uğraşacak üzerine ana kemer atacaklar bir yerde muhtemelen yani. Abi Misfield'unu bir yerden gösterdiler ama bana vermeyecekler gibi geliyor yani. Ya bu Backlash'teki maçın başka bir amacı yok çünkü abi ya başka brand'deki adama rövanş hakkı da kalmamışken artık niye verirsin bu maçı? Benim aklım almıyor yani. Tabii ben Miz'in kemeri alıp Roma dönmüş abi çok güzel troll olur ve açıkçası bizi de Intercontinental'da ayırmalarını hiç istemiyorum. Evet hayatımda evet. Yani Mehmet Dinler'i bu kadar çok keyifli görmemiştim. Gerçekten The Miz ve Seth abi, Rollins şimdi, olunca konu olay, çok... Olay olursa Backlash'ten sonra internete, Twitter'ın, Reddit'in bizim forumun haline düşünüyorum da çok keyif alıyorum şu anda bu trollemeden yani. WWE'nin son zamanlarda trollemeyi de çok sevdiği malum yani. Evet kapatalım o zaman Mehmet bittiyse sözler. Evet ufak ufak kapatalım ben de yatsıya gideyim artık. Ekranı duyuyorsunuzdur. Radyoya artık. Darbe oluyor yani şu anda zaten. Yani ne yapabilirim arkadaşlar yani hani ben layık bir kişiliğim ama de cami değil yani ne diyeyim yani. Rova puanım Buğra Gür. Ben 3 veriyorum. Bu arada caminin süresi çok yüksek diye müftülüğe dilekçe yazdım. Değiştirmediler ya. Bu bir çözüm yöntemi olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Olmaz. Mümkün değil. Türkiye'de yaşıyorsun. Eren Nurşov'a kaç puan veriyorsun? 3 veriyorum. 3 veriyorsun. Ben 3.5 veriyorum. Mertay o buçuğu da... Ne 3.5 veriyorsun? Ben 4.5 veriyorum pardon. 4 de aslında ama o buçuğu da Titus O'Neill'ın şeyinden... son trolünden veriyorum yani. Bugün muazzam troll dediler yani. Hani Great da harika bir şey yapmıştı ama... Yani... Ben çok iyiydi ya. Yani ben... Abi bugünkü düşüşünde kişledim. Orada da kişledim yani. Düşmeden duramayan adam falan. Müthiş ya müthiş kişledim yani. İnanılmaz. Ya bence artık Titus Worldwide'ın bir ana kemere yürümesi gerekiyor. Yani ne bileyim böyle. Abi Lesnar'ın karşısında sürekli düşüyor düşünsenize. Çok eğlenceli olmaz mı ya? Hayır Lesnar güreşemez ki. Bu arada. Bravo puanlarınızı alalım. Bak daha şey Bayern Münih maçına yetişeceğiz. Hangi taraftasınız? Mertay demiş 3. Evet. Bu arada yarın akşam gene Liverpool Roma maçından önce şeyde birlikte olacağız. SmackDown yayında birlikte olacağız. Beni içmeye çıkarmazlarsa eğer. Backlash öncesi pazar akşamı muhtemelen 10'da falan gene yayında oluruz. 9.
9. Evet. Beni içmeye çıkarmazlarsa 9'da yayında oluruz, evet. yani sürekli içiyorsunuz. Lucifer İçmeye çıkarırlarsa da ben olmam muhtemelen yani, ama Buğra Seth Rollins nefretiyle falan orada olacaktır yani. Bu arada Buğra Gür'ün Seth Rollins için birkaç yıl önce en fazla Kofi Kingston olur yorumu vardı. Aa, onda. Bu Rollins'in hiç bir taraflarını görmeme şey oradan geliyor yani. Aslında o kadar da iyi değile getiriyor. Ben yanılmadıma getiriyor. Vermiş. Yani hani merak ediyorsanız, hani bu konuşmaların alt metni, ya bu adam hani ya önümüzde güreşiyor, bu herif nasıl görmüyor diyorsanız sebebi bu yani. Ki Kofi Kingston harika bir güreşçi. Ben yani Kofi Kingston. Evet. Yayını sonlandırıyoruz arkadaşlar. Mehmet'in çenesi düştü. Evet. Buğra, Eren Nur ve bir dönem aramızda olan, şu an terk etmiş bulunan Salih ve kendim, ben Mehmet Dinler olarak hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın SmackDown yayınında, pazar günü de Backlash öncesi özel yayında görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Seth Rollins'le kalın.